Değerli OSTİM Yönetim Kurulu Başkanımız, OSTİM Başkanımız, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli belediye başkanım, değerli il başkanım ve bugün OSTİM yönetiminin bizlerle bir araya gelmesine imkan verdiği değerli sanayicilerimiz, değerli iş adamlarımız, iş insanlarımız, değerli basın mensupları, konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce tabii çözüm dinlemek isteriz dediler Sayın Başkanımız. Haklılar ama çözümü önerebilmemiz için doğru da tespit yapmamız lazım. Dolayısıyla bizim yaptıklarımızı bir eleştiri olmaktan çok bir tespit olarak değerlendirirseniz, o tespitler çerçevesinde de biz bu yoğurdu nasıl yiyeceğiz? İktidara geldiğimizde bunları sizinle bugün paylaşmak istiyorum. Bugün içinde olduğumuz durum bizce bir buhran. Peki bu buhranın arkasında ne var diye baktığımız zaman bir kere bir ekonomik kriz var. Uzunca bir süredir Türkiye dünyada kendine benzeyen ekonomilerden ayrışıyor. Bunu önce fark etmedik. Ama sonra yavaş yavaş özellikle de 2013'ten itibaren fark etmeye başladık. Aslında süreç 2007'de başladı. Neydi arkasındaki problem? Biraz önce başkanımız ifade etti. Üretmeden, borçlanarak büyüme modeli iflas etti. İkinci önemli sıkıntı, devlette uzunca bir süredir bir yönetim krizi, yönetimde ciddi bir yıpranmayı yaşıyoruz. O ne zaman başladı? O da 2014 yılında ilk defa seçilecek olan Cumhurbaşkanı, ben bundan önceki Cumhurbaşkanları gibi olmayacağım demesiyle birlikte başladı. Ondan sonra da süreç hızla bir tek kişilik rejime doğru gitti. Ve bu süreçte Türkiye'nin demokratik standartları yıprandı, hukuk devleti yıprandı ve hani hukuk devleti yıprandı da bu ekonomiyi neden ilgilendirir derseniz, en çok ilgilendiren konulardan birinin bu olduğunu zaman içinde gördük. İş adamı, iş insanı, tüketici, üretici, bunlar kendilerini güvende hissetmezlerse üretmiyorlar. Tüketmiyorlar, iş adamı yatırım yapmıyor. Dışarıdan yatırım gelmiyor. Dolayısıyla hukuk devleti ve demokrasi bu bakımdan son derece önemli. Bir de onun üstüne 2020'de bir küresel salgınla karşı karşıya kaldık. Evet, aşılarımız yapıldı ama bugün hala baktığımızda vaka sayıları da, vefat sayıları da geçen yılın aynı ayının üstünde. Dolayısıyla pandemi olayını da tamamen atlatmış vaziyette değiliz. Özellikle bugün Hollanda'da, Almanya'da, Belçika'da karşı karşıya gördüğümüz kapanma süreçleri ve bunlara insanların tepkisini gördüğümüzde bu olayın daha henüz tam olarak atlatılmadığını, dolayısıyla salgının gölgesinin hala ekonominin üstünde olduğunu unutmamak gerektiğinin burada altını bir kere daha çözmek istiyorum. Ama şimdi burada en son yaşadığımız olaylar üzerinde kısaca durmak istiyorum. Evet, yani paranın itibarı gerçekten milletin de itibarıdır, doğru. Ama bu son dönemde Türk lirası pul oldu. Türk lirasının dolar karşısındaki değeri 30 Haziran 2021 tarihinde 100 dersek, bugün neredeyse yarı yarıya düştü, 69'a kadar indi. Türk lirası, hani şu denebilir, dolar değerlendi bütün dünyada da ondan oldu, hayır öyle değil. Türk lirası sadece dolara karşı değil, bütün yabancı paralara karşı da değer kaybetti. Yani Bulgar levasına karşı değer kaybetti, Pakistan rupisine karşı değer kaybetti, bilmediğimiz, adını bilmediğimiz bir sürü paraya karşı değer kaybetti. Yani problem bizde.
Problem dışarıda değil. Dışarıda olan problemler de var ama problemin ağırı bizde. Şimdi sağ tarafta gördüğümüz iki tane eğri var aşağı doğru giden. Bunlar reel kur endeksleri. Bir tanesi dünya fiyatlarıyla birlikte hesapladığımız reel kur endeksleri, yukarıdaki mavi. Aşağıdaki de bize benzeyen ülkelerin ortalama fiyatlarıyla hesapladığımız reel kur endeksi. Her ikisinin de aşağıya doğru gittiğini burada da bir kere daha görüyoruz. Şimdi bütün gazetelerde okuyoruz, televizyonlar yayın yapıyor. Türk şirketleri aşırı ucuz hale geldi. Kapanın elinde kalacak diyorlar. Bu İstanbul Borsası'ndaki dolar cinsinden endekse baktığımız zaman yine sadece yani geçen yılın Kasım ayından bu yılın Kasım ayına kadar çok ciddi şekilde değer kaybettiğini ve 200'den endeks değeri 200'den 160'lara 160'ların altına kadar gerilediğini görüyoruz. Tabii bu bize bir şeyi hatırlıyor. Stefan Zweig diye bir yazar var. Meşhur Avusturyalı. Kendi biyografisini yazmış. Kendi biyografisini yazarken de İkinci Dünya Savaşı sırasında Avusturya'daki durumu anlatmış. Avusturya kronu eriyip gittiği için herkes İsviçre frangı, Amerikan doları istiyor, diyor. Bunu fırsat bilen bir sürü yabancı, can çekişen Avusturya kronunun leşini kemiriyordu, diyor. Viyana'daki tüm oteller bu akbabalarla dolmuştu, diyor. Bunlar diş fırçasından otellere kadar her şeyi satın alıyordu, diyor. Şimdi mesela Edirne'de gördüğümüz manzaralar. Bulgaristan'dan geliyorlar, alışveriş yapıyorlar, her şey çok ucuz. Yüklüyorlar, götürüyorlar ve muazzam kuyruklar oluşuyor sınır kapısında. Dolayısıyla bu sistemin oluşturduğu birinci kuyruk, sınır kapısındaki o uzun araç kuyrukları. Kötü mü? Satış yapıyor, kötü değil ama baktığınız zaman da çok ucuza gidiyor her şey dışarıya yani. Onun dışında yine son buraya Abu Dhabi veliahtı geldi. Birleşik Arap Emirlikleri veliahtı. Hatırlayın bir dönem bizim için yani yandaş basın bu veliaht ve Abu Dhabi şeye diyordu ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne daha doğrusu bunu İçişleri Bakanı da söylüyordu zaten. Bunlar FETÖ ile birlikte hareket ettiler diyordu. Basında böyle manşetler atıyordu. Şimdi bugün baktığımız zaman aynı basın Körfez'de yeni dönem diye manşet atıyor. Peki ne oluyor? Bakın ne oluyor? Yukarıda aslında gözüküyor. Varlık fonuyla işbirliği yapacakmış. 10 milyar dolar getiriyorlarmış varlık fonuna. Bu ilk Merkez Bankası Başkanı ben artık enflasyona değil çekirdek enflasyona bakacağım dediğinde varlık fonunun dolar cinsinden değeri 34,5 milyar dolardı. O günden bugüne dolar hızla değer kaybetti. Şu anda varlık fonundaki varlıklarımızın değeri 23,5 milyar dolara düştü. Yani Abu Dhabi'den gelen para neredeyse varlık fonunun yarısını satın alabilecek duruma geldi. Bu tabii çok sıkıntılı bir durum. Ayrıca yine satın alınacaklar arasında ağırlıklı olarak savunma sanayi için üretim yapan şirketlerin olduğu da söyleniyor. Bu da ayrıca daha da riskli bir durum. Bunlar bizim değerlerimiz. Bunlar bundan 3 ay önce, 4 ay önce, 5 ay önce dünyada parmakla gösterilen değerlere sahip olan fabrikalardı, üretim tesisleriydi. Şimdi hızla bu Türk lirasının değer kaybetmesi nedeniyle aşağı doğru gittiler. Ve Türkiye sonunda ciddi bir kur enflasyon faiz sarmalına doğru giriyor. Buradaki temel sorun şu, enflasyon düşmeden
faizin enflasyonun altına baskıyla indirilmesi. Bu model dünyanın hiçbirinde çalışmıyor. Şimdi faizi enflasyonun altına indirdiğiniz an, çünkü faizin düşmesini hepimiz isteriz. En başta da biz üretimden yana olduğumuzu söylüyoruz. Bu modelin uzun zamandır yanlış olduğunu söylüyoruz, dışarıdan borçlanma modelini. En çok da faizin düşmesini sanayicimiz yatırım yapsın, insanlarımız yatırım yapsın, tüketsin diye biz isteriz. Ama faizi suni olarak enflasyonun altına çekerseniz, hiçbir geçerli neden olmadan, enflasyon düşmeden, o zaman ne oluyor? O zaman şu oluyor. Bir kere kendi insanımız Türk lirası cinsinden mevduat tutmak cazip olmaktan çıkıyor. O zaman döviz tutayım diyor, döviz talebi artıyor. Dışarıdan para getirecek olanlar için de cazibesi azalıyor. Türk lirası cinsinden yatırım yapmanın. Onlar da dışarıdan döviz getirmemeye başlıyorlar. Ve sonuçta döviz talebi artıyor. Döviz talebi artınca dövizin fiyatı yükseliyor. Dövizin fiyatı yükselip Türk lirasının değeri düştükçe de enflasyon artıyor. Enflasyon arttıkça yine kısır döngüye giriyoruz. Bu sefer yine dövize hücum ediyorlar kendilerini enflasyondan korumak için. Enflasyondan korunmak için dövize hücum edince o dönüyor bir daha enflasyonu arttırıyor. Bir kısır döngü içine girmiş oluyoruz ve para, Türk lirası tutulamaz bir şekilde serbest düşüşe geçiyor. Bu öyle bir hızlanabiliyor ki aslında mal var ama mal fiyatlarının çok hızlı artması nedeniyle kuyruklar oluşabiliyor. İşte dün akşam gördüğümüz benzin kuyrukları gibi. Ülkede benzin mi yok? Benzin var. Ama benzin, motorin, LPG fiyatları öyle bir artıyor ki vatandaş bir an önce depomu doldurursam, yani fiyat artışları pompaya yansımadan depomu doldurursam karlı olurum diye düşünmeye başlıyor. Bunlar da ikinci kuyruklar. Şimdi yine fiyatlara dönüp baktığımız zaman enflasyon dedim. İşte 12 aylık enflasyonun seyri burada. Tüketici fiyatları 19.9. Ama bu makyajlı. Ya bunun makyajlı olduğunu biliyoruz tüketici fiyatlarının. Üretici fiyatları 46.3. Dolayısıyla ikisinin arasındaki yer, normal fiyatın gideceği yer diye bakarsak, önümüzdeki dönem için 30'luk bir enflasyona, 30'un üstünde bir enflasyona işaret ediyor. Zaten devlet de yeniden değerleme kat sayısını bu seviyelerde belirliyor. Vatandaşa ödeyeceğini 19,9'a göre belirliyor, vatandaştan alacağını 34'e göre belirliyor, 36'ya göre belirliyor. Peki bu, ben buna devalüasyon diyorum çünkü bu kadar kısa sürede paramız değer kaybettiği zaman buna devalüasyon denir ve şunu da açık söyleyeyim. Dalgalı kur rejiminde devalüasyon yaptırma başarısı bu hükümete aittir. Normalde dalgalı kur rejiminde kur böyle bu kadar hızlı dalgalanmaz yani. Sonuçta ne oluyor? Borç yükümüz zaten ağır ama borç yükümüz daha da artıyor. Sadece dış borç yükümüz son yaşanan Türk lirasındaki değer kaybı neticesinde 1,5 trilyon lira artmış. Öyle 1,5 trilyon deyip geçmeyelim. 1,5 trilyon geçen yıl sizlerin ödediği, bizlerin ödediği toplam vergi 1 trilyon. Onun 1,5 katı. Yani bu yıl 2021 yılında toplanan verginin 1,5 katı. Yine Türkiye'de ailelerin, şirketlerin, devletin, finansal yani bankaların, faizsiz bankaların hepsinin borcu 2003 yılında gayri safi yurt içi hasılaya oranladığımızda %95'miş, şimdi %153'e çıkmış. Hani diyorduk ya büyüme modeli iflas etti diye, işte böyle büyüdük. Borçlandırarak büyüdük.
Yine Türkiye'nin brüt dış borç stokunun gayri safi yurt içi hasılasına oranı da bugün, hani o kriz yılı biraz önce yukarıda da konuşuyorduk diye konuştuğumuz 2002 yılındaki brüt dış borç stokunun gayri safi yurt içi hasılaya oranından daha fazla, daha yukarıya gitmiş. Şimdi bir şey konuşuyoruz. Baştan beri bir 128 milyar meselesini söylüyoruz biz. Bu 128 milyar dursaydı durum böyle olur muydu? Bana göre olmazdı. Yani bir gün içinde bu kadar oynamazdı para. Şimdi brüt rezervimiz var diyor. Kırmızıyla brüt rezervlerimizi gösteriyoruz. Ama bu brüt rezervlerden bankaların döviz mevduatını, uluslararası para fonundan kullandığımız özel çekme haklarını, diğer şeyleri ve swapları düştüğümüzde bu uluslararası para fonu tanımına göre net rezervimiz 35 milyar dolar açık. Yani Merkez Bankası'nın kasası 35 milyar dolar açık veriyor. Biraz daha açayım. Yani Merkez Bankası'nın kasasındaki dövizlerden bugün, bu yıl içinde ödeyeceği, ödemesi gereken yükümlülüklerini düştüğümüz andan itibaren 35 milyar dolar açık veriyor. Dolayısıyla eli serbest değil. Günlük analitik bilançodan hesapladığınız zaman da bu yaklaşık 51 milyar dolar civarında açık veriyor. Halbuki bu 128 milyar dolar o gün Türkiye'de istikrar varmış izlenimini vermek için seçimlerden önce Türk lirasını değerli tutmak için satılmamış olsaydı, bugün şu son gördüğümüz oynaklığa Merkez Bankası müdahale edebilirdi. Peki bu ekonomi ne durumdadır diye baktığımızda en çok nereden ölçebiliriz diye bakınca ben şunu görüyorum. 2023 hedefleri vardı biliyorsunuz. Cumhuriyet'in 100. yıl hedefleri. Hepimize bu hedefler anlatıldı. Önce AK Parti'nin 2011 seçim beyannamesinde anlatıldı. Sonra bu hedefler aynen 10. Kalkınma Planı'na kondu. 10. Kalkınma Planı'nda Millet Meclisi'nin resmi dökümanı haline geldi. Yani devletin, hükümetin millete resmi vaadi oldu. Gerçekleşme. Hedef 2 trilyondu. Son yayınlanan orta vadeli programda 2023 yılında 2 trilyonluk hedefin tutturulamayacağı, bunun 925 milyar dolarda kalacağı söylendi. Yani yarısının bile altında. Kişi başına gelir. 25 bin dolar taahhüt edilmişti millete. Şimdi deniyor ki 10.703, o da yarısının altında. İhracat, 500 milyar dolar 2023'te ihracat yapacağız denmişti. Şimdi o da 242 milyar dolar, o da yarısının altında. Bir tane iki katına çıkan hedef var. İşsizliği %5'e düşüreceğiz demişlerdi. İşsizlik %11,4 olacak diyorlar 2023'te. Bu tablo zaten politikaların, yani mevcut politikaların iflas ettiğini ve yeni bir takım politikaların uygulanması gerektiğini açık seçik ortaya koyuyor Türkiye'de. Şimdi yine bir başka hedefimiz daha vardı. Bu biraz önce söylediğim hedefleri gerçekleştirecektik. Dünyada ilk 10 büyük ekonomi arasına girecektik. Bıraktık ilk 10 büyük ekonomi arasına girmeyi. Bu yıl ilk 10'dan düştük. 21 olduk. Şu kurla ne çıkacak ben ondan da emin değilim. Bu o dönem tahmin edilen ortalama 8-9 liralık kur, 8 liralık kurla. Ama şu son dönemdeki kur hareketiyle birlikte gayri safi yurt içi hasılamız muhtemelen işte %10'luk bir büyüme koyacaklar üzerine muhtemelen bunun altında çıkabilir en son devalüasyonla birlikte. O zaman 21'de mi kalırız, daha aşağılara mı gideriz göreceğiz. Şimdi bunun arkasında ne var diye baktığımız zaman, bunun arkasında aslında ekonomik kriz var ama daha ağırlıklı olan mevcut sistem var. Tek adam sistemi var. Bu devlette yönetim krizine neden oluyor. İstişare yok devlette, koordinasyon yok, tek kişinin dediği oluyor. Bir gün Hazine Bakanı çıkıyor diyor ki,
Enflasyonda arzuladığımız seviyede değiliz. Kurumlar üzerine düşeni yapmalı. Cari açığı düşürmek hükümetin görevi. Ben bu görüşe katılıyorum. Doğru yani. Yanlış değil. Doğru söylüyor Hazine Bakanı. Hazine ve Maliye Bakanı. Ama Merkez Bankası Başkanı baştan bir kural vaz ediyor. Ondan sonra diyor ki ben bu kurala uymam. Manşete değil çekirdek enflasyona bakarım diyor. Vazgeçtim manşetten diyor. Manşet istediği gibi gelmeyince. Çekirdek de istediği gibi gelmeyince cari açığı düşürerek fiyat istikrarını sağlarım diyor. Yani oyun içinde sürekli kural değiştiriyor. Dolayısıyla güveni sarsıyor. Hazine Maliye Bakanı çıkıyor. Enflasyonla mücadeleyi kararlı yaparsak kur istikrara kavuşacak. Risk primi düşecek. Uzun vadeli faizler düşecektir. Şimdi kur istikrara kavuşacak. Yani önce enflasyonu düşüreceğim diyor. Ondan sonra faiz düşecek diyor. Değil mi? Erdoğan ne diyor? Bizim arkadaşlara ne oluyor? Faizi savunanla beraber yürümem diyor. E şimdi bu ülke nasıl yönetiliyor? Sonuçta da ülkemiz her alanda zemin kaybediyor. Hukukun üstünlüğü endeksinde geriliyoruz. 48 puan birden basamak birden düşmüşüz. Yolsuzluk algı endeksinde 22 basamak düşmüşüz. Böyle gidiyor. Enflasyonda düşmüşüz. Rezerv yeterliliğinde yani döviz rezervlerinin yeterliliğinde düşmüşüz. Dolayısıyla sürekli aşağı doğru gitmişiz. Evet. Biraz önce söylemiştim. Salgın bitmedi, devam ediyor. Bakarsanız burada işte vefat eden sayısı 174. 24 Kasım 2020'de vefat eden sayısı ilk defa düşmüşüz geçen seneye göre. Yok, bu sene yine vefat sayısı 175, geçen senenin üstünde. Vaka sayısı 27 binin üzerinde. İkinci doz aşıların koruma oranı zayıflıyor. Hatırlatma aşılarına yeniden ihtiyaç başlıyor. Ve virüsün yeni varyantları, kaygıları ve ileriye yönelik belirsizlikleri arttırıyor. Dünyada da buna paralel olarak sınırlı da olsa belli bir kapanma sürecinin başladığını görüyoruz. Ama biz geçtiğimiz hafta Afyon'daydık. Sonra Kütahya'ya gittik. Geziyoruz bütün ülkeyi. Burası 31. ziyaretimiz bizim. Ankara'ya birkaç tane ziyaret birden yaptık ama 31. Ostim 31. ziyaretimiz. Şimdi şunu söyleyeyim. Sahada gördüğümüz şu esnaf diyor ki elimde ne varsa sattım diyor. Kredim redi yetmedi diyor. Hanımın altınlarını da sattım diyor. Ayakta durmaya çalışıyorum. Bir kere daha kapanırsak ben bittim diyor. Böyle de bir tabloyla karşı karşıyayız. Yine sanayicilerimiz biraz önce burada dinlediğimiz gibi neden şikayet ediyor? Belirsizlikten şikayet ediyorlar. İki, istedikleri gibi iş gücünü, yani talep ettikleri gibi iş gücünü bulamamaktan şikayet ediyorlar. Dünya girdi fiyatlarındaki yükselişlerden çok şikayet ediyorlar. İçeride belli girdileri bulamamaktan, MDF'ydi, plastikti, diğer bir takım malzemeleri bulamamaktan şikayet ediyorlar. Şimdi bir geriye yine gidelim. Burada sol taraftaki panele bakarsanız grafiğe, orada bir şey göstermeye çalıştım. Dünya ne kadar bütçesinden doğrudan destek vermiş G20 ekonomileri dünyada, biz ne kadar bütçemizden doğrudan esnafa, sanayiciye destek vermişiz, ne kadar kredi vermişler, biz ne kadar kredi vermişiz. Gördüğünüz gibi kredide şampiyonuz. Yani bize yetişen kimse yok. Kredi vermekte, milleti borca batırmakta bu pandemi sürecinde şampiyonuz. Buna karşılık desteklere de bakarsanız sondan üçüncüyüz. En düşük desteği bütçeden destek veren biz. Bugün şimdi bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Esnaf bize diyor ki ben borcumu ödeyemiyorum. Çiftçi bize diyor ki ben borcumu ödeyemiyorum. Dolayısıyla önümüzde çözmemiz gereken bir borç meselesi var. Nitekim 2018'in aslında biz Türkiye'de 2018'in Ağustos ayından beri genel başkanımız sürekli alınması gereken önlemleri söylüyor. Ama maalesef kimse bizi dinlemiyor. Peki biz bu buhranla boğuşurken dünya nereye gidiyor? Bir kere dünyada kapsayıcı, nitelikli, sürdürülebilir büyümenin önemi artıyor. Ne demek istiyorsun dediğiniz zaman
Bir kere her şeyden önce bu büyüme sürecinden toplumun hiçbir kesimi dışlanmasın istiyor dünya. Çünkü şunu gördü. Gelir dağılımı bozulduğu zaman, birileri dışlandığı zaman ekonomi ciddi sıkıntıya giriyor, oyun sürmüyor. Biraz daha açayım. Aslında bu şeye benziyor. Zamanında mahalle arasında misket oynardık. Ben bu örneği çok veriyorum. Misketleri biri aldığı zaman oyun biterdi. Ekonomide hepimiz biliyoruz, sizler sanayicisiniz, oyunun bitmemesi lazım. Oyunun devam etmesi lazım. Onun için misketleri sürekli dağıtan birinin olması lazım. Bugün dünya diyor ki, refah devleti 3.0 kapsamında devletin yeniden devreye girip bu şeyi, kazancı yeniden bir şekilde dağıtması lazım ki oyun devam etsin diyor. Hatırlayın, bir Washington mutabakatı vardı. Washington konsensüs. Washington mutabakatı derdi ki devlet adaleti sağlasın, güvenliği sağlasın. Ondan sonra yaslansın geriye, piyasa her şeyi halleder. Cornwall mutabakatı bu sene. G7 ülkeleri, büyük ülkeler üzerinde uzlaşmaya vardıkları mutabakat. Diyor ki hayır, öyle olmuyor. Çevreye önem vermek lazım. Bu gelir dağılımına önem vermek lazım. Kimsenin dışlanmaması lazım. Burada devlete düşen görevler var diyor. Piyasa bunu beceremiyor diyor. Yine çok ilginçtir. Dünyada hiçbir merkez bankası normalde bugüne kadar gelir dağılımıyla, refahla ilgilenmezdi, refah dağılımıyla. Şimdi Amerika'daki St. Louis Merkez Bankası kalktı, İktisadi Eşitlik Enstitüsü kurdu. Şunu söyleyeyim, biraz önce konuştuk. Aslında Türkiye'nin tabii kendi şeyinden baktığınız zaman çok büyük imkanları var. Biraz önce siz bizim sanayicimiz çok iyi dediniz. Bizim sanayicimiz çok çok iyi. Bir kere bizim girişimcimiz dünyanın her yerinde iş yapabilen bir girişimci. Bu kadar dinamik. Yetmez. Yeterli desteği, doğru desteği, doğru ilacı verdiğiniz andan itibaren yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben bunu gördüm. Hatırlayın. Şimdi hafif geçti falan filan diyoruz ama bu 2001-2002 krizi döneminde bu ekonomiye doğru ilacı verdiğimizde, güveni sağladığımızda 6 ayda ekonomi toparlandı. Bunu biz tamam ekonomi yönetimindeydik de biz toparlamadık. Bunu siz toparladınız, sanayici toparladı, esnaf toparladı. Şimdi de önümüzde aslında çok büyük imkanlar var. Eskiden Çin'de üretiyorduk, dünyanın her yerine dağıtıyorduk. Stoklar ciddi şekilde azaltılmıştı. Bunun sonucunda pandemi başladığında ben size anlatayım. Amerikalıların bana Amerika'da en son bir ay oldu geleli anlattıkları meseleyi. Dedi ki Amerikalı bir temsilciler meclis üyesi, biz dedi bu pandemide çok çektik dedi. Çin'deki firma benim firmam dedi. Ürettiği mal benim malım, maske istedim, tıbbi giysi istedim, şunu göndermedi dedi. Gelemedi dedi, gemi de bulamadık dedi. Onun için bu oyunun değişmesi lazım dedi. Bu oyunun değişmesi ne demek biliyor musunuz? Bu değer zincirlerinin, tedarik zincirlerinin kısalması demek. Peki bir soru. Bugün dünyada çeşitli ülkelere bakın. Coğrafi konumu çerçevesinde dünyada dünyanın en büyük pazarlarına en kısa sürede ulaşma avantajı olan ülke hangisi? Biziz. Bunu kullanamazsak yazıklar olsun bize. Ama biz bambaşka şeylerle uğraşıyoruz. Şimdi bütün bunları kullanabilmek için de öyle oturup hani bu nasıl olsa oluyor diye bakmak yetmiyor. Bir takım şeyleri yapmamız lazım. Bir kere Avrupa Birliği ile bizim ticaretimizin büyük kısmı olacak. O zaman Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatına uyum sağlayacağız. Çünkü sağlamazsak diyor ki almayacağım malı diyor. Buna uyum sağlamazsan ya da ilave vergi uygulayacağım sana diyor.
Buna uymanın da öyle bedava değil o işler. Bir maliyeti var. Devlet buna bir karşılık ayırması lazım. Bu öyle sadece krediyle olacak iş değil. Yeşil kredi var, şu var, bu var ama buna ciddi bir teşvik verilmesi lazım, destek verilmesi lazım. Dijital dönüşüm. Dijital dönüşümün önünü açmamız lazım. Biz dijital ne varsa uğraşıyoruz. Evet, kuralını getirelim, denetimini getirelim. Ama dijital dönüşümü de kolaylaştıralım. Mesela bu biraz önce Refah Devleti 3.0 dediğim kapsamda bir Türk iktisatçı olan Daron Acemoğlu Uluslararası Para Fonu'nda bir ders verdi, bir şey anlattı. Ve orada dedi ki, evet dijital dönüşüm olacak, robotlaşma olacak, yapay zeka olacak, bunların hepsi olacak, bunların hepsi kullanılacak. Ama burada bunları kullanırken iş adamının iş gücünü gereksiz yere çok fazla karlı olabilecekken çok fazla tasfiye etmesinin önüne geçecek düzenleyici, denetleyici çerçeveyi de getirin diyor. İş buraya kadar gidiyor devlet müdahalesinde. Dolayısıyla ama bu devlet müdahalesinin doğru düzgün yapılabilmesi için de ben size bir şey söyleyeyim. Bir tek kişinin orada oturup, ben böyle düşündüm, doğru şeydir, bunu böyle yapacağız, bu olmaz. Bu işin iyi işleyebilmesi için, ya devlet müdahalesi yapacaksak, devlet müdahalesini paydaşlarla beraber konuşarak yapacaksın. Onun için biz bar bar bağırıyoruz, ekonomik ve sosyal konseyi toplayın, ekonomik ve sosyal konseyi toplayın. Hep beraber karar alalım, hep beraber düzgün işleri yapalım. Onun için de yani bu yeşil dönüşüme de, dijital dönüşüme de ayak uydurabilmek için hep birlikte olmamız lazım. Bugün ülkenin en önemli sorunu nedir? Shakespeare'in önemli bilinen, çok meşhur bir lafı var. Güven ruh gibidir, terk ettiği bedene geri dönmez diyor. Yine bizim bildiğimiz, geçmişte de hep beraber sanayici dostlarımızla da tartıştığımız bir başka bir şey. Biz derdik ki, güven ceylan gibidir. Bir derenin kenarına gelip su içmesi epeyce bir zaman alır. Ama bir kere gelip içtikten sonra derede bir sorun yoksa hep oradan içmeye devam eder. Başka yere gitmez. Bir dönem biz bunu yaşadık Türkiye'de. Yani hatırlarsanız güçlü ekonomi programını devreye soktuk 2002'de. Dünyada güven uyandıran bir programdı. Sermaye geldi, dereden su içmeye başladı. Hemen bunun arkasına, o tabii bir toparlanma programıydı. Bunun arkasına bir de üretimi arttıracak bir program koymamız lazımdı. Ama onu bir türlü koyamadılar. Bu program, işte dışarıda da güzel bir iklim var. Yabancı sermaye akıyor. Dolayısıyla bunun arkası bu toparlanma programıyla uzun süre gideriz zannettiler. Biraz önce anlattığım 2007'de bu iş iflas etti. O gün biz 2005, 2006, 2007 o zamanlarda bir ciddi, üreten ekonomi için bir program koymuş olsaydık, bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu. Şimdi bugün ülkemizi bu buhrandan çıkartmak için birinci ihtiyacımız güvendir. İkinci önemli ihtiyacımız da küresel arenadaki mücadele edebilme, rekabet gücümüzü arttırmak için de ciddi bir yapısal dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım. Biraz önce işte anlattım, dijitalleşme, yeşil devrim, ama onun dışında çok önemli konulardan bir tanesi de eğitimdir. Bugün ben organize sanayi bölgelerini gezdiğimde, insanlarla beraber, arkadaşlarımızla toplantı yaptığımızda gördüğümüz bir gerçek var. O da şu, biz her yere üniversite açmışız. Açtığımız üniversitelerde de daha çok hep büro elemanı yetiştirmişiz. Muhasebeci, avukat, şu bu. Şimdi bu adamı siz hazırlanmış bu. Üstüne ceketini giyecek, yakasına kravatını takacak, büroda çalışacak. Bunu makinenin başına getiremiyorsunuz. Sıkıntımız bu. Dolayısıyla makinenin başında çalışan insan için hayatı daha cazip hale getirecek bir takım önlemleri mutlaka almamız lazım. Bunun yolu da benim gördüğüm kadarıyla
Bu organize sanayi bölgelerinde özellikle yatılı meslek liselerinin yapılması. Hatta ben açık söyleyeyim, yani buralardan üniversitelere gidişin kolaylaştırılması ve yine organize sanayi bölgelerinde, burada sizin organize sanayi bölgenizde gördüğüm üniversite gibi, teknoloji üniversitesi gibi üniversitelerin mutlaka açılması lazım, iş garantisi veren. Hatta bence şunu bile yapabilirsiniz. Yani bu biraz size ters gelecek ama bu üniversitelerden mezun olan kişilerden tabii belli bir ücret alıyorsunuz ama belli bir sübvansiyon da veriyorsunuz buradan bildiğim kadarıyla, değil mi? Yanınıza geliyorlar, çalışıyorlar. İşte o çerçevede belki bir mecburi hizmet getirilmesi dahi düşünülebilir. Belli bir süre. Çünkü burada da haksız rekabet var. Siz yetiştiriyorsunuz çocukları, bir başka organize sanayi bölgesi daha fazla para verip onu alıyor. Bu bütün dünyada da tartışılan bir konudur. Evet, peki bütün bu güveni yerinden getirmek için ne lazım? Yeni lazım, yeni. Üç tane yeni lazım. Yeni kurallar lazım çünkü kimsenin bu sisteme güveni kalmadı. Vatandaşımız bu sistemin cebini boşalttığını düşünüyor. Tek adam sistemin. İki yeni kurumlar lazım. Devlet Planlama Teşkilatı'nın olmaması, Devlet Personel Başkanlığı'nın olmaması, müsteşarlıkların kapatılması, Maliye Teftiş Kurulu'nun olmaması, yine hesap uzmanlığının olmaması, kariyer müesseseleri, bunların hepsinin kapatılmış olması. Ben böyle olduğunu bilmiyordum, sahada gördüm. Mesela ziraat odaları bana bundan şikayet ediyor. Planlama yoktu. Planlama teşkilatı kalmadı. Onun için bir sene limon ekiyoruz, bir sene dönüyoruz, portakal ekiyoruz. Dedim her sene değişir mi ya? Bunlar ağaç büyümesini bekliyor. Ne yapayım? Bakıyorum diyor. Hangisinin fiyatı yüksek, hangisinin fiyatı düşük? Pozisyon almaya çalışıyorum. Tabii yetişemiyorum diyor. O adama siz o ağacın yetişme sürecinin sonunda alacağınız malın garantisini vermek zorundasınız. Ve tabii yeni kurumlardan sonra da en önemli olan şey, bugün kadrolara güven kalmamıştır. Yeni kadrolara ihtiyacımız vardır. Bu üç yeniyle ne yapacağız diye bakarsınız, dört işi başarmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, can ve mal güvenliğini sağlayacak biçimde hukuk devleti ve demokrasiyi yeniden güçlendirmemiz lazım. Bunun altında neler yapacağımızı söyledim. Çok detayına da girmek istemiyorum ama birincisi, bunun güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. İstişareyi yeniden getirmemiz lazım. İki, tarafsız cumhurbaşkanı olması lazım. Üç, çünkü tarafsız cumhurbaşkanı ülkede bir sıkıntı çıktığı zaman bütün tarafları bir araya getirecek makam cumhurbaşkanıdır. Bugün Türkiye'nin en önemli açığı, ben size söyleyeyim, ne cari açıktır ne de başka bir açıktır, ne de bütçe açığıdır. Bugün bu ülkenin en önemli açığı tarafsız cumhurbaşkanı açığıdır. Olsaydı farklı uzlaşmalar sağlanırdı. Yine kuvvet yargının bağımsız olması lazım. Seçim yasalarının kural olarak değişmesi lazım. Milletvekilini milletin seçmesi lazım. Siyasi ahlak yasasının çıkarılması lazım. Ekonomik Sosyal Konsey, biraz önce söyledim, toplanması, kullanılması lazım. Vergi konseyini kurmamız lazım. Burada iş adamları, devlet bir arada vergi, nasıl bir vergileme olacağına karar vermesi lazım. Bir de bizim üzerinde durduğumuz, bugün Avrupa ülkelerinin birçoğunda olan mecliste bir hesap, kesin hesap komisyonu kurmamız lazım. Sanayici, esnaf, vatandaş, çalışan benim vergilerimi nereye harcadın diye mecliste hesap sorabilmeli icra organında. Başına da biz diyoruz bu böyle olmaz. Hükümetten birini getirmek yerine muhalefet partisinden birini başına getirelim diyoruz. O zaman bu denetleme daha iyi olur diyoruz. Yine tabii Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nın mutlaka kurulması lazım diyoruz. Bu bölgenin bir huzur bölgesi haline gelip buradaki sinerjinin kullanılması lazım. Bundan çok çektik son dönemde. Yani ne Afyon'da yumurtacılar bana diyorlar ki, Suudi Arabistan'la aramızın bozulması neticesinde, Arap Yarımadası'ndaki ülkelerle aramızın bozulması neticesinde yumurtadan biz çok zarar ettik, kapatmak zorunda kaldık diyorlar. Oraya kadar etkileniyor. İkinci sütun üreten Türkiye.
Biraz önce bunun zaten unsurlarını anlattım. Yani üretmeden büyüme olmaz. Borçla şişirerek, ekonomiyi şişirerek büyüme onun kalıcı olması mümkün değil. Borçlanmayacak mıyız? Borçlanacağız tabii ki. Ama aldığımız borcu üretime yatıracağız. Döviz kazandıracak yere yatıracağız. Betona yatırmayacağız. Eğitim politikasından bahsettim. İhtiyaç duyduğumuz iş gücünü yetiştireceğiz. İnsan gücü planlamasına önem vereceğiz. Üreten sektörler üzerinde buhranın yarattığı tahribatı giderecek bir dönüşüm ve destek programını, acil dönüşüm ve destek programını hemen devreye sokmamız lazım. Çünkü çok yara aldı üretenler şu dönemde. Yine sağlık ve gıda gibi stratejik sektörlerde kendi kendine yeterliliğin önemi ortaya çıktı. Burada da devletçi, kamucu bir yaklaşımla kendi kendine yeterliliği sağlayacak adımları atmamız lazım. İhale yasası, stratejik planlama teşkilatı, OSEB'lerde teknoloji liseleri, büyük OSEB'lerde teknik üniversiteler, bunların hepsi programımızda var. Ne var programınızda, ne yapacaksınız bize dediniz. Üçüncü sütunda güçlü sosyal devlet var. Kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Oyunun devam etmesini sağlayacağız. Kadınlar, gençler, bu kesimlerin ciddi şekilde sahip çıkılması lazım. Bunların girişimciliklerinin özendirilmesi lazım. Yine önemli bir kurum getirmeyi düşünüyoruz. İspanya yaptı bunu, getirdi bu krizde ve çok da işe yaradı. Aile Destekleri Sigortası Kurumu. Yani şimdi birçok mekanizma kullanıldı biliyorsunuz şeyde. İşten çıkartmalar önlendi, şu oldu, bu oldu. Bunların bir kısmı yapay, etkinliği de bozdu. Ama mecburduk, yapmak zorunluluğu vardı çalışan kesimleri koruyabilmek için. Ama biz diyoruz ki daha fazla etkinlik sağlayacak biçimde, ekonomide, üretimde biz aile destekleri sigortasını getirelim. Devlet sahip çıksın, bunları yeniden üretime kazandırsın. Onun için de aile destekleri. Dördüncü sütun sürdürülebilirlik meselesi. Valla devlette, bunu da Polatlı'daki bir üretici bana söylemişti Polatlı'ya gittiğimizde. Biz kral istemiyoruz, kural istiyoruz demişti. Evet, devlette kral değil kural olacak. Herkes neyi nasıl yapacak, öyle yapmadığı zaman hangi müeyyideye ile karşı karşıya gelecek ya da hangi teşvikleri alacak bunu bilmeli. Geceden gündüze para politikası kuralı falan değişmemeli. Sürdürülebilirlik önemli. Ekosistem hakkını anayasal güvence altına alacağız. Çevreyi tahrip etmeden büyüyeceğiz. Borç sorunu yaratmayacağız devlette. Enflasyonu da yaratmayacağız para politikasıyla. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Kusura bakmayın, oldukça da zamanınızı aldım. Ama şunu söyleyeyim. Gördüğüm bir tek şey var. Bu ülke iyi yönetildiği zaman, bu ülkede doğrular yapıldığı zaman, yanlış yapılmadığı zaman, ülkemizin dünyada ilk ona girmesi işten bile değildir. Ben Ostim'i gelip gezdiğimde şunu gördüm. Ya dünyadaki bütün savunma sanayine, uçak sanayine, buradan her türlü parça üretiliyor. Bu kolay değil bu noktaya gelmek. Şimdi Türk lirasını, Türk parasını pul edip de bu değerleri başkalarına kaptırmamamız, kendi şirketlerimizin yanında, arkasında her türlü destekle durmamız gerektiğini düşünüyorum. Son bir şey daha söyleyeyim. Biraz önce söyledim. Bakın, 2018'den beri sürekli tedbir öneriyoruz. Şunu yapın, bunu dediklerimizin çoğu yapılmadı. Yapılanların işte bir kısmına da baktığınız zaman bunlar da büyük ölçüde hep seçimler yaklaştığında belli kesimlerin oylarını alabilmek şeyiyle yapıldı. Asgari ücreti yükselt dedik, seçim zamanı yükselttiler. Emeklilere ikramiye ver dedik, seçim zamanı ikramiye verdiler. Bunlar hep doğru hareketlerdi. Ama onun dışında söylediklerimizin hiçbirini yapmadılar. Mesela dövizle garanti verme. Verdiğin dövizle garantileri Türk lirasına çevir. Buradan elde ettiğin parayı sanayine destek ver. Bunların hiçbirini dinlemediler. Şimdi bugün geldiğimiz yerde artık ne bu yönetime
ne de bu yönetimin kadrolarına güven kalmamıştır. Onun için biz teknik olarak şunu söylüyoruz. Artık yapılması gereken seçimdir. Seçim bu tür ekonomik krizlerde krizi daha ağırlaştırır derler. Ama bu krizin arkasındaki en önemli sorun güven olduğu için bu krizden çıkışı sağlayacak olan seçimdir. Ben çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.